emeklilik sisteminde köklü değişiklik prim günü esas alınacak. Türkiye'de emeklilik sisteminde köklü değişiklikler yapılması için çalışmalar hız kazandı. Yeni emeklilik sistemiyle birlikte, prim günü esas alınacak ve kök aylık gibi kavramlar tarihe karışacak. Yeni Şafak'ın haberine göre sosyal güvenlik sisteminde önemli değişiklikler öngören yeni emeklilik reformu, 2025 yılı sonuna kadar yürürlüğe girecek. Bu kapsamlı reform paketi, emeklilik sisteminin mali sürdürülebilirliğini sağlamayı ve yeni nesil çalışanlar için daha adil bir emeklilik modeli oluşturmayı hedefliyor. Prim günü esaslı yeni sistem Yeni düzenleme ile birlikte, emekli aylıklarının hesaplanmasında köklü bir değişikliğe gidiliyor. Artık kök veya taban aylık gibi kavramlar tarihe karışacak ve emekli aylıkları, sigortalıların ödedikleri prim gün sayısına göre belirlenecek. Reform paketiyle birlikte, Yeni sigorta başlangıcı yapanlar için emeklilik yaşı da yeniden düzenleniyor. Kadınlarda 60, erkeklerde 65 yaş emeklilik için zorunlu hale getiriliyor. Ancak bu düzenleme yasanın yürürlüğe girdiği tarihten sonra sigorta başlangıcı yapanları kapsayacak. Tamamlayıcı emeklilik sistemi. Yeni sistemde mevcut çalışanlar için tamamlayıcı emeklilik sistemi genişletilecek. Otomatik katılım sisteminin yerini alacak bu yeni yapı, işverenlerin de katkısıyla ikinci basamak emeklilik sistemine dönüşecek. Çalışanlar, emeklilik dönemlerinde sosyal güvenlik kapsamında kıdem tazminatı ve emekli maaşının yanı sıra tamamlayıcı emeklilik sisteminden de faydalanabilecek. Reform paketi, düşük gelirli emekliler için de yeni destek mekanizmaları öngörüyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Geçinmekte zorlanan ve düşük emekli maaşı alan kişilere yönelik olarak yol, yakıt, gıda ve ulaşım gibi alanlarda destekler sağlayacak. Ayrıca kira yardımı da nakit olarak verilecek.